Gizem, kritik toplantının adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Milli Güvenlik Kurulu 2 aylık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Sen de hatırlattın, sen de belirttin. Suriye'ye yönelik olası operasyon söz konusu kurulun birinci ana gündem maddesi olacak. Neden böyle diyoruz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta başındaki Bakanlar Kurulu toplantısında bunun sinyalini vermişti. Suriye olası operasyonun sinyalini vermişti. 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturacağız demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bugünkü MGK toplantısında da bunun uzun uzadıya masaya yatırılacağını da ifade etmişti. Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları harita üzerinde ayrıntılı bir aktarım yapacak. Operasyonun şeklini Milli Güvenlik Kurulu'na bildirecek. Ne zaman olacağı konusuysa henüz net değil. Türkiye bugüne kadar Suriye'nin kuzeyine 4 ayrı operasyon gerçekleştirmişti. Bu 5. operasyon olacak. Operasyonun kuvvetle muhtemel Menbiç, Tel Rifat, Aynisa ve Aynel Arap bölgelerine, yani hemen sınırımızın öteki tarafındaki bölgelere yapılmasıysa kuvvetle muhtemel. İstihbarat raporları vardı kamuoyuna da yansıyan. Bu istihbarat raporlarına göre terör örgütü PKK'nın terörist DEAŞ'lıların ailelerini elinde tuttuğunu ve DEAŞ'lılardan ailelerini serbest bırakmaları karşılığında Türkiye'ye yönelik eylem gerçekleştirmelerini istediği yönünde istihbarat raporları vardı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre ise Mayıs ayında son 4 canlı bomba eylemi de engellenmiş oldu. İşte Milli Güvenlik Kurulu'nda Suriye'ye yönelik operasyon gündemde olacak. Tabii farklı ve önemli kritik konular da gündemde olacak. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu. Bu noktada her iki ülkeden temsilciler Türkiye'ye gelmişti ve bir görüşme gerçekleştirmişti. Herhangi bir sonuç çıkmamıştı. Türkiye veto kararında ısrarcı NATO'ya üyelikleri konusunda, zira terör örgütü PKK'ya her iki ülkenin de destek verdiği yönünde somut delillere sahip Türkiye. Ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan gelişmelerde ele alınacak ve kritik bir başlık daha var. Yunanistan'la yaşanan gelişmeler ve gerilim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunan Devlet Başkanı için Mitsotakis için tanımıyorum bundan sonra kendisini demişti ve özellikle Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırdığı Ege'de adalar var. İşte bu noktada yapılabilecek ne var? Hangi girişimlerde bulunabilir? Milli Güvenlik Kurulu'nda bu da görüşülecek. Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz meselesi de keza yine MGK'da görüşülecek konular arasında. Türkiye, Irak'ın kuzeyinde de operasyonlar yürütüyor. Mehmetçiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri pençe harekatlarına devam ediyor. Bu konudaki son gelişmeler de yine MGK'ya sunum şeklinde aktarılacak. Kritik toplantı saat 15'te başlayacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Efendim, Mayıs ayının sonuna doğru gelirken havalar iyice ısınmaya başladı. Güneş yüzünü gösterdiği yaz mevsimini hissetmeye başladık. Şimdi tüm bu güzellikler çarşı pazarda yavaş yavaş fiyatlara da yansımaya başladı gibi görülüyor. Gelin bakalım sebze meyvede son durum ne? Bir bölgede oluyor yani. Domates, biber, patlıcan, kabak, yeşilliklerdense en çok kıvırcık ve meyveler. Bu kış hepsi cep yaktı. Her birinin fiyatları geçen yıla oranla 2-3 kat artmıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte beklenen oldu. Ürünler bollaştı, fiyatlar düşmeye başladı. Uzunca bir süre fiyatlar geçtiğimiz yıla göre 2-3 kat artan sebze ve meyveler olmuştu. Şimdi Çekmeköy'de bir pazardayız. Öncelikle ben en pahalı ürünlerden birini göstermek istiyorum. Fiyatı en çok artan ürünlerden biriydi. Özellikle pembe domates. Ne kadardı? En son pembe domates 70 lirayı bulmuştu. 70 lira falan değil mi? 70 lira kadardı pembe domatesin fiyatı, 60 lira olan yerler vardı. En pahalı domates buydu. Şu anda kilosu 16 lira. Pembe domatesin kilosu şu anda burada 16 lira. Fiyatı biraz daha uygun olan bir pazar burası. Çekmeköy pazarı. Onu söyleyebiliriz. Fiyatlarında bir hayli düştüğünü söyleyebiliriz. Yanındaki domatesi gösterelim. Kameraman arkadaşım Berkay Karabaş'la birlikte. 12,5 lira. Bu domatesin de kilosu. Salkım domatesin kilosu 12,5 lira. Yine onun fiyatı da %50 oranında neredeyse düştüğünü söyleyebiliriz. Çünkü çok fazla artmıştı. Özellikle domatesin fiyatı. Salatalık bundan bir ay önce 20 lira. Geçtiğimiz hafta ise 8 ila 10 liraya satılıyordu. Bu hafta ise kilosu 5 lira. Geçen haftaya göre de fiyatlar biraz düşmüştü. Geçen hafta da biraz düşüktü ama biz şu anda aslında şunun kıyasını yapıyoruz. En yüksek ne kadardı bu yıl? Onları aktarıyoruz. Aradaki fark bir hayli fazla. Kabak ve patlıcanın kilosu 40 liraydı. Kabağın kilosu 40 liraya kadar çıkmıştı. Şu anda ise
kabağın fiyatı 10 lira. Neler söyleyeceksiniz? Fiyatlar düşmüş, müşteriler neler söylüyor? Satışlarınız arttı mı? 40 liraları bulmuş. Fiyatlarımız düştü de ama masrafımız daha çok oldu. Mesela biz Sultanbeyli'den Ataşehir'e 100 milyon yakıt gidiyordu. Şimdi 400 milyonu aşağı gidemiyoruz. Yani şu an bu fiyatlar da sizin için yeterli değil mi? Yeterli değildir. Müşteriler memnun sadece. Müşteriler memnun bile diyor, pahalı hala. Hala pahalı mı diyorlar? Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hemen şöyle yan tarafa geçelim. Dolmalık biberler var. Tabii pazarcılar da masraflarının bir hayli, birçok şeye zam geldiği için, masrafları arttığı için halen aslında çok da fazla kar edemediklerini söylüyorlar. 12 lira dolmalık biberin kilosu. Bunun da yine 30 liralara, 35 liralara kadar çıkmıştı kilosu. Yan tarafta yine sebzelerden devam edelim. Taze fasulye var. Taze fasulyenin fiyatı ne kadardı? En yüksek ne kadardı? 60 lira. 60 lirayı bulmuştuk. 60 lirayı bulmuştuk. Şu anda 20 lira. Charleston biberin kilosu da 8 lira. 35 lira mıydı önce? 35 lirayı buldu fiyatını. Şimdi 8 lira. 8 lira şu anda. Evet, yaz aylarının gelmesiyle birlikte, havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların bir hayli düştüğünü görebiliyoruz. Kayısının kilosu 20 lira. Eriğin kilosu ise şu anda 12 lira. Yeşilliklerde ise kıvırcığın tane fiyatı 35 lirayı görmüştü. Evet, merhabalar. Kolay gelsin. Hemen ben önce kıvırcığı göstermek istiyorum. Fiyatı 8 lira. Kıvırcığın fiyatı 20 liraları bulmuştu değil mi? Bulmuştu abla, evet. Şu anda 8 lira. Bir düşüş var abla. Efendim, pazardaki fiyatlar her ne kadar yüzümüzü güldürmeye başlasa da aynı zamanda öğrenci yurtlarına da baktık sizin için. Onlarsa hani gerçekten fiyatları duyunca ağzımızı açık bıraktı diyebiliriz. En az iki katına çıktı geçen seneye göre rakamlar. Gelin bir detaylara bakalım. Maliyet artışları, kiralar, kiraların artışları. Elektrik, su, doğalgaz, gıda ve diğer maliyetlerdeki artışlar yurt fiyatlarını da hareketlendirdi. Özel yurtlara %100 oranında zam geldi. Şu anda ise 3000 liradan başlıyor. Tam olarak %100'lük bir artış var. 6300'e kadar gidiyor. TV100 ekibi İstanbul'daki en çok özel öğrenci yurdunun bulunduğu Fatih'teydi. Fiyatları araştırdı. Geçen yıl, yani şu anda burada kalan öğrenciler ne kadara kalıyor? Geçen yıl 1500-1600'den 5000'e kadar kalan öğrencilerimiz mevcut. 5000 liralık oda da var, 3000 liraya da var, 2000 liraya da var, 1500 liraya da var. Bu odadaki kişi sayısıyla, odanın metrekaresiyle, cephesiyle alakalı bir durum. Şu anda yapılan kayıtlarda fiyat durumu ne? 1500 lira, geçen sene 1500 lira olan odanın fiyatı bu sene 3000 lira. O zaman evet, %100 artmış. Piyasada %200 artış var. Peki 3000 liradan başlayıp kaça kadar gidiyor? 3000 liradan başlıyor, 6300 liraya kadar değişiyor. Yurt yetkililerine göre zammın sebebi maliyetteki artışlar. Su, doğalgaz, çocuklara verdiğimiz kahvaltılıklar, bunlar hep arttı. Bir ısınma, banyo. Yurtların bulunduğu ilçelerdeki kira fiyatları da oda fiyatlarında belirleyici olabiliyor. Şurada 1+1 evlerin fiyatı 6000-7000 lira. Dönüp baktığınızda yurtlar daha ucuza bile geliyor. Yani bir evde bir üniversite öğrencisi varsa ve bu kişi şehir dışında, özellikle de İstanbul'da okuyorsa, asgari ücretin rakamını çok çok aşan bir para ödemek zorunda. Efendim, yurt fiyatlarını dinlediniz. Hani yurt sıkıntısı yaşıyordu ya öğrenciler, herhalde bu fiyatlarla kalamayacakları için bu sene pek yurt sıkıntısı da yaşanmayacak. Bir diğer baktığımız fiyat da anaokulu fiyatları oldu. Onların da fiyatları uçtu desek yeridir. Şimdi arkadaşımız Gülay Alaca'ya döneceğiz. Kendisi bir anaokulunda hem fiyatların detaylarını alacağız hem de anaokul ücretleri önümüzdeki yıl nasıl olacak, ondan dinleyeceğiz. Evet, şimdi önümüzdeki sezon için artık o fiyatlar, eğitim öğretim fiyatları belli olmaya başladı. Şimdi yurtlardan bahsettik. Yurtların fiyatları belli oldu önümüzdeki sezon için. Şimdi bununla birlikte anaokulu için de ön kayıtlar yapılmaya başlandı. Hatta çoktan başlandı. Fiyatlar da artık böyle ortaya çıkmaya başladı. Ne kadar olacak önümüzdeki sezon? Şimdi o fiyatlar konuşulmaya başlandı. Şimdi bazı yerlerde fiyatlar, anaokulu fiyatları 100 bin liralara da
dayandı. 100 bin lira olan fiyatlar var, rakamlar var. Biz de şimdi Beşiktaş Balmumcu'daki bir anaokulundayız. Şimdi yanımda okulun sahibi Aytunç Erdal var. Bakalım fiyatlar burada ne kadarmış, ne kadar olacak? Önümüzdeki sezon için verilen rakamlar ne? Hepsini soracağım, konuşacağız ve zamların sebebini soracağız kendisine. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle pandemide gelmiştim size. Tam böyle pandeminin ortasında gelmiştik. O zamanlar tabii eğitim durmuş, durmamıştı gerçi anaokullarında ama. Maskeli olarak devam ediyordu. Şu anda maskesiziz. Şimdi fiyatlardan bahsettik. O zamanki fiyatları biliyoruz. Geçen seneyi konuşalım. Yani şu anda çocukların verdikleri, ailelerin verdikleri ücret nedir? Şimdi geçen seneye göre artış tabii pandemi koşullarında çok büyük artışlar yapılmadı. Bir de enflasyon yüksek değildi. Dolayısıyla bu sene Milli Eğitim Bakanlığı'nın yani bakanlığın verdiği artış oranı %36. Ücretlere Önerdiği rakam mı bu? Hayır, bir sınırladığı rakam. Üst seviye %36. Ancak burada tabii beslenme giderleri, işte kırtasiye giderleri bunlar yok. Sadece alınan eğitimle ilgili kısımdaki fiyatlandırma bu. Onun için onlardaki artışlar %100'lere yaklaştı. Şimdi anaokullarında çok yüksek, doğrudur. Özür dilerim, şimdi bunun altını çizmek istiyorum. %36 anaokullarındaki tavan zam oranı ama %100'lük bir zamdan bahsediliyor. Peki nasıl oluyor bu iş? Tabii bunlar kırtasiye giderleri, bunun yanında beslenme giderleri, servis giderleri olduğu zaman onlarda bir limit yok. Artış oranları istenildiği gibi yapılabiliyor. Onlar eklendiği zaman %100'e yakın bir artış var. Ha, bu niçin var? Öncelikle şunu soralım. Ne kadar alıyordunuz? Yani ben çocuğumu getirsem şu anda ne kadar alıyordunuz? Daha doğrusu geçen sene için konuşuyorum. Yani okullardaki limitler eğer bir önceki yıl 2000 liralardaysa bu yıl 4000 liralarda. Öyle düşünün. Yani bu %100'lük bir artışa yakın aslında. Peki önümüzdeki sezon için ne kadar rakam istiyorsunuz? 4000 ile 5000 lira arasında değişiyor. Evet, zamlar gerçekten %100'lük zamlardan bahsediliyor aktardığımız gibi. Evet, anaokullarına da diğer okullarda olduğu gibi yurtlardan bahsettik. Onlarda olduğu gibi zam geldi. %100'lük bir zam söz konusu diyelim ve Gizem Balmumcu'dan, Beşiktaş'tan sözü artık stüdyoya bırakalım. Yüksek ev kiralarına çözüm bulmak amacıyla 4 bakanlıktan uzmanların bir araya geldiği toplantıda ilk tedbirler ortaya çıktı. Buna göre kiracılar anormal kiraları şikayet hattına bildirecek. Ev sahiplerinin beyanname verip vermediği takip edilecek ve kira artışında yasal sınırlar içinde kalmaları sağlanacak. Peki bütün bunlar çözüm olur mu diye soracağız. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz'a. Sayın Kiraz, yayınımıza hoş geldiniz. Açıklanan bu kararlar sizce bir çözüm olur mu diyelim? Merhabalar, öncelikle yayınlar diliyorum. Tabii daha bakanlığın resmi anlamda bir açıklaması yok. Muhtemelen bir veya iki hafta içerisinde açıklanacağını Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum da söylediler. Muhtemelen bir çalışma yürütülüyor ve çok yönlü bir çalışma. Sadece borçlar kanunu yani kira artışlarıyla ilgili değil, bu kiraların azaltılmasına yönelik üretimle de alakalı. Yani konut üretimine yönelik de bir takım çalışmalardan bahsediyor. Fakat sizin dediğiniz haberde bahsettiğiniz gibi dışarıya yani kamuoyuna söylenilen ilk izlenimlerde evet dediğiniz gibi fahiş kira artışlarına yönelik bir düzenleme yapılacağına yönelik bir beklenti bu kararlardan çıkmış durumda. Burada tabii en önemli durum bölge raici yani Hollanda modeli dediğimiz bölge raici şeklinde belirlenerek kira bedellerinin o raici aşmayacak şekilde sınırlandırılmasına yönelik bir çalışma. Çünkü mevcut enflasyon gerçekten de yüksek. Var olan enflasyon üzerinde reel enflasyon da yüksek. Tabii şimdi kiracıları koruyan zaten TÜFE oranı var biliyorsunuz. Bu anlamda TÜFE oranı %34.46. Bu oran da hızlı artmaya devam ediyor. Bakanlık mevcut TÜFE oranına ne kadar müdahale eder etmez. Bizim daha önceki yayınlarda da söylediğimiz gibi sözleşme serbestisi çerçevesinde buna çok müdahale edebilecek bir tablo gözükmüyor. Ama bunun çok artması halinde belki burada bir sınırlandırma getirilebilir. Ama daha çok yapılan çalışma mevcut raiçler yani yeni kiralamalar ve
yeni talepler karşısındaki kira bedellerinin sınırlandırılması. İşte artışların özellikle 5. yıldan sonra işte 3 bin liralık bir gayrimenkule 12 bin lira istenmesi. 8 bin lira olan bir gayrimenkule 30-35 bin lira talep edilmesi. Veya yeni kiraya verilecekse daha ilk baştan bu kira bedellerinin talep edilmek istenmesine bir sınır getirilmek istenmesi. Dolayısıyla da bölge rayici belirlendiğinde bu rayicin üstündeki talepler veya işte biraz önce bahsettiğimiz eski kiracılar için özellikle istenilen fahiş talepler anladığımız kadarıyla bakanlık tarafından yapılacak olan şikayet hattı çerçevesinde hem bakanlık, ilgili bakanlık hem de Maliye Bakanlığı'nın bir denetimine tabi olacak gibi duruyor. Sayın seyirciler, Merkez Bankası dakikalar içerisinde, yaklaşık 3 dakika içerisinde faiz kararını açıklayacak. Peki faiz indirimi yapılacak mı ya da faiz yükseltilecek mi? Ekonomist Baki Atilal ile konuşacağız. Sayın Atilal, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi faizin aslında genel kanı sabit kalacağı yönünde sizin beklentiniz nedir diye başlayalım. Genel kanıyla aynı. Yani bu ay herhangi faiz ve dokunmasını beklemiyoruz Merkez Bankası'nın. Hatta bu yıl hiç dokunmasını beklemiyoruz ama işte o amayı bir sürpriz olarak bakalım görebilecek miyiz? En önemli kriter o ama olacak. Ama aynı zamanda şimdi son dönemde özellikle son 2-3 hafta içerisinde yükselen bir kurla da karşı karşıyayız. Hani bir sürprizle de karşılaşabilir miyiz acaba? Yani temennimiz sürprizle karşılaşmak, işte o yüzden ben de ama o kısmı son derece önemli dedim. Çünkü ay başından bu yana dolar kurunda %10'luk bir artış var ve ciddi bir şekilde talep var o tarafa, hem kurumsal hem de bireysel yönden. Şimdi bunu dizginlemek için daha önceleri kur korumalı mevduat çalışıyordu ama o artık nasıl diyeyim görevini tamamlamış gözüküyor. Ama bundan sonraki süreçte enflasyon artma temposunun devam edeceğini de görüyoruz. Çünkü bu %10'luk artış net bir şekilde fiyatlara yansıyacaktır. Maliyetlere yansıyacaktır. Dolayısıyla Merkez Bankası işte o amayla bir sürpriz yapar. Yani bir faiz artışıyla ben normal oyun kurallarına dönüyorum tarzında bir yaklaşımda bulunursa ya da bunu yapmayıp metnin içerisine enflasyona endeksli tahvil bono çalışmalarında sona geldik yakında açıklıyoruz tarzında bir ibare gelirse ya da ikisi birden olursa hem faiz arttırıp hem de böyle bir ibareyi yumuşak bir şekilde içine yerleştirirse gelecek açısından daha rahat ve güvenli bakma imkanına sahip olabiliriz. Ama beklediğimiz şekilde yani hiçbir şekilde dokunmazsa yani metin içerisindeki maddeler zaten normal şartlarda faiz arttırması için gereken maddeler ama onu işte baz etkisiyle Haziran'dan itibaren düşeceğiz diye bir algısı var. Onu bekliyor ama kur artışı çok hızlandı. Dolayısıyla orada bir hamle yapması gerekecek. Yani gecikmiş bir hamle olacak ama bakalım hep beraber göreceğiz. İnşallah yapar diye düşünüyoruz. Yani buradaki inşallah kısmı da kur artışı kaynaklı. Önceki aylarda kur artışı bu kadar ciddi değildi. Dolayısıyla dedik ki tamam bekleme modundayız. Ama kur artışı bilhassa bu hafta başından bu yana enflasyon endeksli bono ya da tahvil ya da mevduata yönelik beklentiyle birlikte ciddi şekilde artmış durumda. Yani her gün biz tekrardan Kasım ayındaki gibi kur tarafına bakarak güne başlamamız ekonomi açısından da ciddi sıkıntı, her açıdan da sıkıntı. Peki bu bahsedilen süper bono için sizce yakın tarihte bir adım atılır mı? Yani atılması gerekiyor çünkü yani ya atacaksınız ya da böyle bir çalışma yoktur diyeceksiniz. Yani ortada bırakınca bir de dedikodu üzerine bakınca elinde dövizi olanlar bunlardan yararlanacak ibareleri ortalıkta dolaşmaya başlayınca medyada yer alınca insanlar doğal olarak şey yaptılar. Baki Bey çok özür dileyerek kesiyorum. %14'te sabit tutulmuş. İsterseniz açıklamaya devam ederken siz de bu arada metine de bir göz atabilirseniz. Yani şöyle söyleyeyim işte o ama kısmını bekledik ama ama kısmı olmadı. Yani geçmiş metinde de zaten benzer şekilde ama kısmına herhangi bir yönelik bir ibare yoktu. Çünkü diyor ki biz büyüme tarafını oynuyoruz. Büyüme tarafını oynayınca da burada faize dokunmaman gerekiyor ki 9 faizde de şey yapıyoruz. Artı gelişmiş olan ülkeler hangi ülke kısmına sokarsan sok CDS tarafında ülke risk primi tarafında da ciddi bir sıkıntıya karşı karşıyayız. Üzerine benzer şekilde faizler tarafında yukarı yönlü kuru koruyacak bir enstrümanımız olmadığından dolayı kur tarafında da benzer hikayeyi görüyoruz. Şu anda son derece kırılgan ve yukarıya gidiyor. Şimdi bakıyorum arada metne ilk paragraf geçmiş dönemlerle aynı yani artış olması için gerekecek bütün açıklamalar var orada. Küresel gıdadan emtia fiyatlarının yüksek seyir, arz tarafındaki sıkıntılar, üfe ve tüfenin artmasına neden oluyor. Ülke merkez bankaları, artan enerji fiyatları, arz uyumsuzluğu. Yani ilk paragraf tamamıyla
normal şartlarda derslerde gösterilen işte böyle eğitmenler olursa faiz artışının yapılması gerekir ibaresini, ama biz bunu ileriki dönemlerde işte baz etkisi ve benzer şekilde dünya barışının sağlanmasıyla kurtaracağız tarzında bir beklentimiz var. Gene cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan risklerin devam ettiğini söylüyoruz. Yani bunların hepsi aslında olması gereken nedenler ve bu nedenlere karşılık bakıyorum şimdi şey var mı, dünya barışı var mı diye. Öncekinde dünya barışı üzerinde atıfta bulunmuştu. Belki şimdi, de en önemlisi Sayın Atilla, süper bono ya da tahvil üzerine belki bir şey vardır. Yok, şimdi sondan bir önceki paragrafa geldim bir anda konuşurken. Orada da fiyat istikrarından, yani şu kompozisyonda kurun %10 arttığı bir yerde fiyat istikrarı son derece zor. Dezenflasyon süreç hala yerinde duruyor. Herhangi bir sıkıntı yok. O da yerinde. Yani pek %5 hala yerinde. Yani %70 enflasyonumuz var. %5 hedefimiz hala yerinde duruyor. Pek bir değişiklik yok. Yani dünya barışı çıkmış aradan. Yani ben dünya barışını bu geniş 4 paragrafta görmedim. Çünkü zaten NATO ile Finlandiya'yı da, eğer NATO'nun içerisinde İsveç ve Finlandiya'yı da NATO'nun içerisine alırsak bu işin biraz daha uzayacağı gün gibi ortada. Avrupa Birliği'nin de benzer şekilde sabah saatlerinde İsrail üzerinden bir doğalgaz naklini sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla o tarafta da bir toparlanma var ama bizim tarafta yani sıkılaştırmaya yönelik bir ibareyi hiçbir tarafında görmedim. Hatta geçen toplantıda kullanılan uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri dahil olmak üzere büyüme hızına erişilen finansman kaynaklarında gerektiği yerde kullanılması ibaresinde hala duruyor. TV100'de yayınlanan Cengiz Lahtapot programında Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kaçış planı yapıyor iddiası konuşuldu. Gazeteci Ertuğrul Özkök, 30 yıldan beri tanıyoruz Erdoğan mücadeleci karakter dedi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ailesinin Türkiye'den kaçacağını ileri sürdü. Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı. TV100'de yayınlanan Cengiz Lahtapot programında gazeteci Ertuğrul Özkök, 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlattı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Özkök, Cumhurbaşkanı mücadeleci bir karakter, kaçmaz ifadesini kullandı. Tayyip Erdoğan kaçar diyor. Ya 15 Temmuz gecesini hep birlikte biz yaşadık. Tayyip Erdoğan Marmaris'teydi. Marmaris neresi biliyor musun? Bir tekneye binersen 1,5 saat sonra değil, karşıdasın. 1 saat sonra uluslararası sulardasın. Tabii. Uçağa binersen 3 dakika sonra uluslararası hava alan sahasındasın. Yani çok kolay. Uçağa bindi ve İstanbul'a geldi. Ve Tayyip Erdoğan'ı artık 30 yıldan beri tanıyoruz. Mücadeleci bir karakter. Tayyip Erdoğan kaçmaz. Yani bence bunu böyle bu olayı buraya bağlamak doğru değil. Elektrik faturalarından kaldırılan TRT payı elektronik cihazlarda zam olarak geri döndü. Kurumun gelir kayıplarının telafisi için cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerde bandrol ücretleri arttı değerli izleyenler. İptali sevindirdi ancak başka kalemler altında geri döndü. Elektrik faturalarından kaldırılan TRT payı elektronik cihazlara yansıtıldı. Kurumun gelir kayıplarının telafisi için cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerde bandrol ücretleri artırıldı. Nispi bir istikrarı sağlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Bandrole tabi eşyanın cins ve gümrük tarifesi listesi değişti. Televizyon, video kamera ve radyolarda %16 olan oran sabit bırakıldı. Cep telefonlarında ise %10 olan oran %12'ye, akıllı kol saatlerinde %8 olan oran %14'e, bilgisayar ve tablette ise %2 olan oran %4'e çıkartıldı. Asıl artışsa diğer cihazlarda yaşandı. Navigasyon cihazları, medya oynatıcılar ve ev sineması sistemlerinde %8 olan TRT bandrol payı %14'e yükseltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonluğuna ulaşan Anadolu Efes'i külliyede ağırladı. Bol bol fotoğraf çektirdi. Anadolu Efes'i konuk etti. Bol bol fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes'i külliyede ağırladı. Erdoğan kalabalık heyeti kabulünde oyuncular ve teknik heyetle sohbet etti.
Cumhurbaşkanı kendisine imzalı forma ve basketbol topu hediye eden takımla bol bol fotoğraf çektirdi. Ziyarete ilişkin fotoğraflar Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından paylaşıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 15 yıl aradan sonra İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette düzenlenen basın toplantısında büyükelçi atamasına ilişkin de açıklama yapıldı. İsrail'e büyükelçi atanacak mı sorusuna cevap verdi. Lapid'in Türkiye ziyaretinde değerlendireceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası İsrail'e gitti. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le görüşen Bakan Çavuşoğlu düzenlenen ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Bakan Çavuşoğlu İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le görüşmesinin ardından karşılıklı büyükelçi atamasına ilişkin açıklama yaptı. İsrail'le karşılıklı büyükelçi ataması konusunu Lapid'in Türkiye ziyaretinde değerlendirme kararı aldık. Çavuşoğlu ayrıca iki devletli çözümün barış için tek yol olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler parametreleri içinde iki devletli çözümün barış için tek yol olduğuna inanıyoruz. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır. Pozitif bir gündemde çalışmak anlaşmazlıkları çözebilir. Değerli izleyenler, bu arada İsrail Cumhurbaşkanı da Davos'ta ekonomi zirvesine katılmıştı ve orada Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la açık ve samimi bir diyalog içinde olduğum için büyük memnuniyet duyuyorum dedi. Türkiye-İsrail ilişkilerini anlattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü. İsrail Cumhurbaşkanı İzzak Herzog, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun özel oturumunda söz aldı. Herzog, Mart ayında Türkiye'ye yaptığı ziyareti ilişkin konuştu. İsrail Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la doğru yönde ilerleyen, açık ve samimi bir diyalog içinde olduğum için bugün memnuniyet duyuyorum dedi. Herzog, İsrail'in bölgesel vizyonundan bahsetti. Arzumuz Akdeniz'deki tüm komşu ve dost ülkelerle diyalog içinde olmaktır diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tartışma yaşandı. Kanun teklifi görüşmelerinde AK Partili ve CHP'li vekiller arasında Atatürk konulu söz düellosu vardı. Sayın Özel. Sizin aslında Ankara'yla bir sorununuz var. Ankara'ya hıncınız var. Mustafa Kemal'e hıncınız var. İnönü'ye hıncınız var. AK Parti'nin ne cumhuriyetimizle bir hesaplaşması var, ne de bu ülkenin kurucusu Atatürk'e bir hıncı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, bankacılık kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin torba kanun teklifi için bir araya geldi. Genel Kurul'da AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Atatürk tartışması yaşandı. Nerede kaldırdık? Hangisi? Bırakın Allah aşkına ya! Tartışma, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in AK Partililere Mustafa Kemal'e hıncınız var demesiyle başladı. Sizin aslında Ankara'yla bir sorununuz var. Ankara'ya hıncınız var. Mustafa Kemal'e hıncınız var. İnönü'ye hıncınız var. AK Parti'den yanıt gecikmedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş meclis kürsüsünden seslendi. Canan Kaftancıoğlu'nu işaret etti. AK Parti'nin ne cumhuriyetimizle bir hesaplaşması var, ne de bu ülkenin kurucusu Atatürk'e bir hıncı var. Ben Mustafa Kemal'e Atatürk demekten imtina ediyorum denilen kişiyi hala il başkanı olarak tutuyorsunuz. Bırakın Allah aşkına ya. Hadi oradan be. Hadi oradan be. Mustafa Elitaş'a CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel karşılık verdi. Canan Kaftancıoğlu'nun 9 Eylül gününde Halk TV yayınında üst üste 12 kez Atatürk diyor. Bu video yayınlandı. Bu sözler sonrası AK Parti ile CHP'li vekiller arasında gerginlik yaşanırken tartışmanın uzaması sonrası genel kurula ara verildi. Buyurunuz Sayın Elitaş. Sayın Başkanım. Bilim insanları hayvanlardaki katı tümörleri küçülten yeni bir kanser öldüren virüsü insana enjekte etti. İlk sonucun olumlu olduğu çalışma kanser tedavisinde büyük bir dönemeç olarak görülüyor. Kanser öldüren yeni virüs üretildi. Uzmanlara göre tedavide umut ışığı olacak yöntem çok da avantajlı.
Çağımızın en önde gelen sağlık sorunlarından biri kanser. Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin kişiye kötü huylu tümör tanısı konuyor. Bu insanların üçte biri hayatını kaybediyor. İnsanların korkulu rüyası haline gelen kanserle mücadele için birçok yöntem var. O yöntemlerden biri de tümör parçalayan olarak da bilinen onkolitik virüs. Bu tedavide virüsler kullanılarak sağlıklı hücrelere zarar vermeden sadece kanser hücrelerinin yok edilmesi amaçlanıyor. Uzmanlara göre bu yöntem diğer kanser tedavilerine göre çok daha avantajlı. Yeni bulunan onkolitik virüs ise bilim dünyasında heyecan yarattı. İlk insan denemesi 18 Mayıs'ta yapılan ve Vaccinia adı verilen yapay virüsün kolon, akciğer, meme, yumurtalık ve pankreas tümörlerini küçülttüğü açıklandı. Çalışmanın faz 1 klinik denemesi 100 kanser hastasında uygulanacak. 24 ay sürmesi bekleniyor. 24 yaşındaki genç kız ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu bilincini kaybetti. Genç kız tam 145 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Genç kız yaşam mücadelesi verirken ehliyetsiz sürücü tahliye oldu bile. Bir sürü hedefi, pek çok hayali vardı. Ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu. Dedi ki anne o hastalara faydalı olmak istiyorum. Akademisyen olmayacağım demişti. Kaza 31 Aralık'ta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü İsa E'nin kullandığı otomobille Sude Solak'ın kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı motosiklet sürücüsü Solak'la arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu motosikletten fırladı. Motosiklet sürücüsü tedavisinin ardından taburcu edildi. Beyin travması ve buna bağlı kanama geçiren ağır yaralı Dilara Aldanoğlu ise komaya girdi. Solunum cihazına bağlanan ve bilinci kapalı olan Aldanoğlu'nun 145 gündür tedavisi sürüyor. 24 yaşındaki genç kız hemşire olmak için gün sayıyordu. Yılbaşında ailesine sürpriz yapmak için İzmir'e gelmişti. Ancak geçirdiği kaza bütün hayallerini yerle bir etti. Kazadan sonra yakalanan ehliyetsiz otomobil sürücüsü serbest bırakıldı. Genç kızın ailesi bu duruma tepkiliydi. Ama içim çok yanıyor, çok. Köz gibi yanıyor. Kişi dışarıda tutuksuz geziyor. Onun tutuklu yargılanmasını istiyorum.